Peki şimdi burada şimdi irade var. Bir irade değişim iradesini kuvvetlendirmeye çalışanlar, toplantıda gördüğümüz simalar, bir belediye başkanı, eski bir grup başkan vekili, mevcut grup başkan vekili, hatta irtibatta olunduğu anlaşılan partinin meclisteki lideri, meclisteki grup başkanı olduğu için söylüyorum. İşte Özgür Özel, diğer isimler. <laughs> Bunlar evet. değişim iradesini ortaya koydular. Formüle ettikleri ya da en azından hareket etmeye çalıştıklarını dediğiniz gibi ilk kez anladık. Sayın Karayalçın'ın ben söylediklerini tekrar edeyim. Sızıntıya dair diyor ki ya bu toplantıların yapılması doğal. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için söylüyorum ama keşke bilseydik. Ben bilmek isterdim bir partili olarak diyor. Bu kamuoyu önünde açık bir şekilde beyan edilebilir, görüştükleri söylenebilir. Hatta ne görüştüklerini de kamuoyu bilsin, ne önerildiğini çözüm adına bilsin diyor Murat Karayalçın. Yoksa onun dışında Doğal bulduğunu bu tip görüşmeleri de ekledi. Şunu sorayım Sayın Kılıçdaroğlu nasıl değerlendirecek? Çünkü bir irade ağırlığı da o noktada değişim isteyenler var. Bir de genel başkanlık koltuğunda devam eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> var. Ee, örneğin o nasıl anlamıştır acaba? Sadece genel merkezi parti sözcüsü Faik Öztrak beyanından anladık. Zam gündemindeyken Zoom konuşmayı doğru bulmuyoruz. Mealinde özetlenebilecek bir çıkışa, bir yoruma imza attı. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl değerlendirir? Siz genel başkanlık yapıyor olsaydınız ve böyle bir videoyla, böyle bir gündemle karşı karşıya kalsaydınız bu şartlarda ne öngörürdünüz, ne yapardınız merak ediyorum. Ee, Can Bey biz Cumhuriyet Halk Partisi de aynı anda birkaç iş birden yapabiliriz. Hem zam mı konuşuruz hem ZUM'u konuşuruz hem yerel yönetimleri konuşuruz. Bunu yapabilmeliyiz. Yani bir konuyu konuşacak yalnızca bir konuyla sınırlı etkinlikte bulunabilecek bir örgüt değiliz. Ee, bir lafa onu söyleyeyim. Ee, Sayın Genel Başkan'ın e, çok kucaklayıcı olması gerekir. E, Genel Başkanlık her parti için çok önemli e, eminim. E, ama bizde özel bir yeri vardır. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da e, bu toplantılarda, biraz önce söylemiş olduğunuz toplantılarda e, kucukla, kucaklayıcı bir e, yaklaşım e, sergileyeceğine inanıyorum. E, hatta Sayın Genel Başkan e, biraz önce bana göre dile getirmiş olduğum türden çağrılarda bulunmalı. Yani bir örgütlü diyaloğa ihtiyacımız var e, Can Bey. E, örgütlü bir diyalog olmalı. Birbirimizle konuşabilmeliyiz. E, ayrı ayrı değil bir araya gelerek konuşabilmeliyiz. Bunun eşküdümünü de e, genel merkezimiz yapabilmeli, sayın genel başkan yapabilmeli, sayın genel başkan bu tartışmalara davet etmeli bana göre. Herkesi davet etmeli. Bütün 1 milyon 200-300 bin üyemiz var. CHP'ler bunu tartışmalı. Ya bu seçimi niye böyle oldu? Yani nerede yanlış yaptık? Ne yapmamız gerekiyor? Kendimize nasıl çeki düzen vereceğiz? Hangi önlemleri ele alacağız? Onları hep birlikte tartışmalıyız. Biz Türkiye'nin geleceğinde iddiası olan bir partinin mensuplarıyız. Doğal olarak bu bizim için bir görev, bu bizim için bir öz görev. Sayın Genel Başkan da bu çağrıda bulunmalı. Belediye başkanlarıyla yapacağı toplantıda ve daha sonra parti meclisi toplantısında Sayın Genel Başkan'ın böyle bir tavrı sergilemesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu önemli Sayın Kılıçdaroğlu'na dair de bir e, aynı zamanda otomatikman bir çağrı yapmış da oluyorsunuz. E, böylesi bir çağrı yapması gerekliliği Sayın Genel Başkanın evet. bizzat davet edilsin. Değişim adına beyanda bulunanlar, toplantı yapanlar şunlar bunlar. Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu aslında değişime liderlik ederek buyurun gelin tartışalım. Neden kaybettik? Şu yüzden. Bu yüzden tespitler, çözümler, öneriler yapılabilir. Zaman da vardır buna diyor. Yerel yönetim kurultayına da zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partiler aynı anda birçok işi yapabilirler. Ben buna inanıyorum diyor Murat Karayalçın. Son bir soru sorayım o halde. Şimdi siyaseti gayet iyi biliyorsunuz. Şu anda hangi eşikte Cumhuriyet Halk Partisi bugün itibariyle? Yakın sürede ne görmek istediklerinizi duyduk. Bugün yaptığınız, buraya sözcü ana haber özel yaptığınız açıklamaları kastediyorum. Ama bir de işte geçen ay, bir buçuk ay önce yaptığınız değişim açıklamaları vardı. Şimdi onun biraz galiba uzağında seyrediyor gerçek gündemle sizin beklentileriniz. O yüzden ne olacağı konusunu ayrıca bir final sorusu soru olarak sormak istiyorum. Yani beklentiniz, düşünceniz, tahayyülünüz değil. Şu aşamada evet. siyasetten... Cumhuriyet Halk Partisi hangi eşikte, hangi noktada bir tarif rica edeyim? Yakın gelecekte yani ne görme ihtimalimiz var? Sizin ne görme ihtimaliniz var? Ee, şimdi buradan yani bir kriz yaşadık, bir olumsuzluk yaşadık. buradan çıkma kabiliyetine sahip olduğumuzu düşünüyorum. bugün itibarıyla tartıştığımız konulara baktığımda dile getirilenlere baktığında hatta karşılıklı olarak yapılan ithamlara verilen yanıtlara baktığımızda bugünkü durumumuzun olumlu olmadığını düşünüyorum. Aslında benim genel değerlendirmem şuydu. Biraz Churchillvari bir değerlendirme yaptım ben 28'inden sonra. Durum ciddi ama umutsuz değil demiştim. Gerçekten ciddi bir durum içindeyiz. Ama umudumuz var. Geçmiş döneme baktığımızda ben bunları görüyorum. Bunları yaşamış birisiyim hatta evet. kısmen. CHP tarihini okuyan, okumaya çalışan, anlayan, değerlendiren birisiyim. Bunları aşmıştık. Bugün itibariyle aşabileceğimizi görüyorum ama şu an içinde bulunduğumuz durum beni üzüyor. Partilerimizi de üzüyor. Bize gönül veren yurttaşlarımızı da üzüyor. Ben herkesten bu değerlendirmeleri alıyorum. Buradan derhal çıkmalıyız. Buradan çıkmamızın yolu Bizim bütün parti kitlesi olarak hepimizin bu tartışmalara girmemiz, burada bir bir eleştiri yapmamız, bir değerlendirme yapmamız, buradan geleceğe dönük önerileri ortaya koymamız hem parti için hem yerel yönetimler için bu mümkün mü? Mümkün tabii. Yani geçmişte yaptık, şimdi niye yapmayalım? Yapabiliriz bunu kardeşlik içinde, karşılıklı saygı içinde, parti hukukunu gözeterek Gerektiğinde özveri sergileyerek e, aşabiliriz. Ben bu inancı taşıyorum. Peki. Murat Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bence hem özel hem önemli, altı e, dolu ve ye yeniden e, bu tartışmaların aslında nasıl seyretmesi gerektiğine dönük de net öneriler içeren e, bir açıklamaya, bir mülakata imza atmış olduk. Çok Yek teşekkür ediyorum.